Avrasya Hospital. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Günümüzde oldukça sık görülmeye başlayan hastalıklardan biri de kanser. Erkeklerde nadiren de olsa daha çok kadınlarda rastlanan kanser türlerinden biri de meme kanseri. Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu da meme kanserini anlatıyor bizlere. Meme kanseri daha çok hanımlarda görülen bir hastalıktır. Çok nadir erkeklerde de olsa asıl kadınların bir hastalığıdır ve kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Normalde 40 yaşlarında 100 kadından birinde meme kanseri olma ihtimali vardır. 50 yaşında 50 kadında birinde olma ihtimali vardır. 60 yaşında 25 kadında olma ihtimali var. Bu böyle 70-80'e falan çıktıkça da oran artıyor. Mesela 80'de de 10 kadında birinde meme kanseri olma ihtimali vardı. En çok görülen kanser çeşididir kadında. Bundan sonra da rahim ağzı kanseri en sık görülen kanser türüdür. Onun için kadınlar için çok önemli bir olay. Ama memede görülen her tümör kanser değil. Bir de selim tümörler var. Ya da memenin başka hastalıkları da var. Mesela abseleri var, selim tümörleri var. Selim tümörler genellikle kistleri, fibroadenom dediğimiz lezyonlar, kistlerde içinde sıvı dolu oluyor. Fibroadenom içi tıkız, yani tamamen dolu bir lezyondur. Bunlar tabii çeşitli teşhis vasıtalarıyla ayırt edilmesi gerekiyor. Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu, meme kanserinde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Meme kanserinde önemli bir olay, erken teşhis, erken tedavi çok önemli. Onun için de kadınların kendi kendilerini mutlaka muayene etmesini öğrenmeleri gerekiyor. 18 yaşındaki bir kadının kendi kendini muayene etmesini bilmesi lazım. Genellikle banyodan sonra vücudunun göbekten yukarısı soyunurken bir ayna karşısında göğsünü kontrol etmesi lazım. Göğsünde bir renk değişikliği var mı? Belli bir noktada renk değişikliği var mı? Veya derisinde bir değişiklik var mı? Mesela portakal kabuğu manzarası oluşmuş mu? Veya bir yerinde bir çekilme var mı? Meme başında çekilme var mı? Veya bir yerinde bir kabarıklık var mı? Bunu görmesi, gözlemesi gerekiyor. Ve genellikle kadınlar bu hastalığa yakalandıkları zaman %75'ini de kendiler buluyor. Ondan sonra doktora gidiyor ve doktorun bunu değerlendirmesini istiyor. Doktor da gerekli teşhis vasıtalarını kullanarak bunu net bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Meme kanseri hastalığında en çok kimler risk altında? Ailede meme kanseri olan insanların riski fazla. Onlar daha çok meme kanserine yakalanma ihtimalleri vardır. İşte yaş faktörünü söylemiş olduk. Yani ileriki yaşlarda süratle sık görülme ve riski artıyor. Doğurganlık önemli. Çocuk yapmamış kadınlarda meme riski, meme kanseri olma riski daha yüksek. Ya da çocuğunu emzirmemiş
kadınlarda risk yükseliyor. Batılı toplumlarda, ekonomik ve sosyal çok gelişmiş ülkelerde meme kanseri riski yine artıyor. Tabii kanserojen birçok çevrede yaygın olan coğrafi alanlarda, bölgelerde kanser riski, meme kanseri riski de artabiliyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.